Odamlarda yaşırın boyan işlerini kıdırıp yürüyüşlük, yani odamlardan körsatçılığı xohlamayotgan, yaşırayotgan işlerini kıdırıp yürüyüşlük, mana şu oyat bilen men kılındı, haram kılındı. İmam-ı Tirmizi'nin sahihleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Minberge çıkıp Resulullah şunu dediler. Ey hala iman kalbleri getirmezden fakat kılı bilen iman getirgenler. Müslümanlarga aziyet vermeyler. Ularına avratlarını küzetip, avratlarını ayıplarını açıp üyeltirmeyler. Kim bir Müslümanın avratını hoş kılır, onu üyeltirse Allah da Allah onun avratını açıp şermende kılardı. Müslümanın da arkasından, kasten ayıbını ister, hoş kılıçlı niyet yürgenlerini Allah da Allah özü ayıbını hoş kıladı, hem de şermende kıladı. Müslümanlığı, Müslüman gibi olan hürmeti kan değil. Hürmet degeni ne degeni? Arap dili de haram degen sözden alınadı. Bir Müslümanlığı obro'ya teyişlik, ikinci Müslümanlığı haram degeni. Bir Müslümanlığı malını nahaktan ikinci Müslüman işliği haram degeni. İbn-i Ömer radıyallahu anh'u günlerde burada Kâbetullah'a karabat ettiler ki ne kadar uluksan. Kâbe'ye karabat yaptı, ne kadar uluksan. Hürmetin ne kadar uluk. Lekin bir Müslümanlığı Allah'ın nazdidagi hürmeti, Allah Teala'nın huzuridagi bir Müslümanlığı hürmeti senin hürmetinden balatroq. Xulosa, bir Müslümanda aybini fosh qilib, onu sharmanda qilib, aybini fosh qilib qidirib yurgan odamni qilgan gunohi Ka'bani buzgandan ko'ra og'irroq bo'ladi. E'tibor beramizmi shu narsaga? G'iybatchini nimaga savdosi doim yuradi? Chunki xaridori naqd. Ro'parasiga kelgan birinchi odam unga xaridor. Eshitdingizmi deydi. Hozir o'sha sizga aytadigan gap, dunyo yoki oxiratingizga foydasi bo'lsa, eshiting. Sizga daxli bo'lsa, eshiting. Agar daxli bo'lmasa, eshitilgan har bitta so'zga, gapirilgan har bitta so'zga qiyomatda savol bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da ummati bilan oxirgi marta mana shunday bir katta bir adabdagi ummati bilan uchrashib turganda payg'ambarimiz aytadilar: Inna dima'akum va amvalakum va a'rodakum alaykum haromun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasululloh Hajjatul Vado'da shunday dedilar: Bu kuningiz, ya'ni ana shu Arafatda turgan kuningiz, shu oyingizda, shu yeringizda harom bo'lganidek sizlarning qonlaringiz, mollaringiz va obro'laringiz o'rtalaringizda bir-biringizga haromdir. Musulmon musulmonning molini nohaqdan olsa, harom yegan bo'ladi, qiyomatda javob beradi. Musulmon musulmonning qonini to'kkan bo'lsa nohaqdan, qiyomatda javob beradi. Musulmon musulmonning nomusiga tegadigan ishni qilgan bo'lsa, sharafiga putur yetkazadigan ishni qilgan bo'lsa, qiyomatda javob beradi. Odamlar tashib yurgan gap bir odam haqida bo'ladi, nariga odamga ozor yetdi. Agar shu ayib, biz aytayotgan ayib odamda bo'lsa, bir masala, endi biz aytayotgan ayib u odamda yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz unga tuhmat qildik, zulm qildik. Zulm ko'rgan odam qo'lini ko'tarib, Parvardigor, menga tuhmat qilayotgan, menga bo'xton qilayotganlarni o'zingga qo'ydim desa, unga tuhmat qilgan, bo'xton qilgan odamlarning holi harom bo'ladi. Xo'p, biz aytgan ayb bo'lsa-chi? Agar o'sha ayb bo'lsa ham biz gapirayotgan ayb. U odamlarni surishtirishlikka, u odamlarni kuzatishlikka biz qozi emasmiz, qozi emasmiz, taftishchi emasmiz. Ikkinchi birodarlar, Alloh taolosi siz bilan bizdan, sen bandam nimaga falon gapni gapirmading deb so'ramaydi. Qaytaraman. Falon gapni nimaga gapirmagansan demaydi. Aksincha, nimaga falon gapni gapirgansan deydi. Biz gapirmagan gapimizga emas, gapirgan gapimizga javobgar bo'lamiz. Yana bu savol qayerda beriladi deng? Qayerda beriladi? Hech qanday insonga yordam beradigan narsa yo'q. Onadan tug'ilgandek, yalang'och, xatna qilinmagan holda turgan joyda, butun haloyiq oldida Robbil alaminning huzurida beriladi. Alloh Karim birodar. O'zini haqlarini o'zi xohlagan bandalar uchun kechib yuboradi. Namoz o'qimagan bo'lsa, zino qilgan bo'lsa, o'g'irlik qilgan bo'lsa, Allohning haqqi edi bu gunohni qilmasligimiz.
Allah Kerim, halası keçirir, lakin bandalar hakkı keçmeyidir. Allah Ta'ala özünün hakkını keçişi mümkün, lakin bandalar da hakkını birden ikincisi elbette haber adına gününde sorarlardı. Bana şimdi bir adam ikinci adamın aybını kıdırı yürüptü. Peki aybını faş kılı yaptı. Kelim rasa gapırı yaptı şu adam hakkında. Ne mesela? Birincisi, adavatı var olsa. Kabilesi başka, mezhebi başka, dünya karışı başka, fikirleri başka, başka bir halkı bir... Kulası şahsi adavatı var adam, ikinci adam hakkında gaptaşı yürüdü. İkinci adam etti, biz dedi, ıslah kılıç niyetinde gapırı yapız dedi. Özü aslında gıybet kılıyken buladı. Islah kılıç değil, biraderler. Olam etkemiz. Bu biraderize aybını körsüz, ıslah kılıç niyetiniz olsun, üyüge borasız, eşiği takılatasız. Çıkkanda birader, sizi ziyaretizge kildiğinde ini nasihat kılasız. Şimdi o yol bulup durgen payette, o hakkada gapırıp durmayan onu ıslah kılı yapan desek, biz kazzab olamız. Özü, hayatta payda bulayken, adamlarda ortasında bulamıyor, muamalalardaki muamalarda sürüştürürse, 80-90 faizi şu gaptaşlıydan kep çıkardı. Eğer başıda şu nasihat kılıp koysa, bol yığıştır bunu kılıp yaptı, hakkemen bizi aldığımız gidip durup, nasihat kılıp ağzı yapıp koyulursa ki, 90% muamma bulmasa kendi. Ayıp kimdeyken? Tilimiz bilen kulağımızdayken. Nasihat gerekeşken, çünkü o şeyken gaptaşıyken, ya ki bir hata gekirgen insan bilen kan diye muamma kılınladı. İsten çıkmasın, hamamızda mı hata kılamız? Hamamızda hem ayıp var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ya, Muayiz raziyallahu anh'ı geldi de, ya Resulallah ben zina koydum dedi. Ben zina koydum, beni pakla koyun dedi. Peygamberin şimdi yüzünü vuru aldı. Yani eşitme kendi kılıp, aybini açma da kendi kılıp, tezkere kalıp aldı. Özü günahını itiraf kılıp kese Peygamberimiz tövbe kıl, ona aitme aşkar kılma diye. Biz buna kadar güzel ahlaktan kança uzağa bulup gitken biz. O bizge gelip aitmeydi mi, ben günah kıldım dedi. Biz eşitip durup nisbet koyuramız günahdı. Masiyet kekirgen kişi bilen kılınadı gençler. Birincisi yaman köremiz. Şu masiyet kıyan adamda şu kıyan işini yaman köremiz. Özünümez. Çünkü yaman kıyan hatası ikide olsa fazileti onda. Bitti kıyan hatası, bizge nisbeten kıyan bitti kemçiliği avvalgi faziletini yuvarması gerek. Kaytara etemem, biz biraderimizi kıyan hatasını yaman köremiz. Özünümez. İkinciden, aybını bir kişilik hareket kılamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Sahih ayında İbn-i Umar radıyallahu anh'dan, ''Men satara muslimen satarahullahu yevmel kıyame.'' Kim bir Müslüman biraderinin aybını bekitse, Allah onun aybını kıyamet günü de bekitir. Biraderler, kıyamette Allah faşık koymasın. Çünkü birem birem ayblarımız var, onu Allah'dan başka hiç kim bilmiydi. Allah Teala kıyamet günde bir benden hesap yap geledim onunda. Üstüne şunu yorup koyardı. Koluki kitabını verip koyardı. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Ama kimin kitabı on koludan verilse. Bu böyle Allah Teala yorup koyan satırdı içeri sürerken kitabını okuydu. Günahı yeterli. Halak buluş anık. Okup olup halak buluş dımdıp durgen de Allah Teala dünyada senin ayetlerini yaşarken ben mi dedi? Dünyada şarmada kıyamaz ben mi? Şimdi bugün hem seni şarmanda kımayım ben. Yani bir madde kitabını oku deydi. Kitabını ikinci madde açıp olasa bir orta hata okumayan buladı. Allah Ta'ala böyle perdeni kötarıp taşıydı. Ha onu kuralı kitabıya. Adamlar da közüldü bu adamın kitabı da bitten günah yok olup görünürdü. Köreyle benim kitabım bana deydi. İnni zonantu anni mulaqin hisabiya. Çünkü bir gün ben hesap kitabı buluşumu, hesap kitabı robora buluşumu bilerdim. Fahuva fi aişetin radiya. Şimdi o razı bulamıyor hayatta. Saval verildi özümüzge. Menem bir iki madde ya üçü madde. Burada aybını bekitken ben mi? Eşitken hem de. İstaş gerek ona kanasın. O hatıra dertlerini açtı, istaş gerek ona. Açken ben mi de soramayız. Men burada aybını açken ben mi de soramayız. Bu savalda hacatı yok. Men bekitken ben mi burada aybını deyken savalı verildi özümüzge. Eğer siz bilen biz insanlarda hakiki şermanda kıladığın kıyamet günü de Allah Ta'ala aybımızı açıp şermanda kılışını haklamasak dünyada adamlarda aybını, biraderlerimiz aybını yapıyorduk. Hatta ki adaşlık ki çıkan Müslüman kıladığın muamalarımızdan yana bir türü mülayimlik ve yumuşaklık.
Bu gapni gapirsang odamlar hayron bo'ladi. Qanaqa qilib muloyim muomala qilasiz? Xato ketgan, gunohga kirganga. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga shomlik bir kishi kelardi, ulfatchiligi boradi. Birdan yo'qolib qoldi. Umar ibn Xattob falon kishiga nima bo'ldi, kelmay qo'ydi deb so'raganida ashoblar Amir al-Mu'minin araqqa berilib ketdi odam dedi. Umar ibn Xattob araq ichgan kishiga qanaqa muomala qildi? Kotibini chaqirdi. Yozdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah. Amma ba'd. Umar ibn Xattobdan falonchiga. Senga salom bo'lsin. Albatta, qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qiluvchi, tavba tazarruni qabul qiluvchi, azobi qattiq va in'om ihson egasi bo'lmish Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir, magar uning o'zigina bordir. Faqat uning o'zigina qaytarilur. Shu hatni yozdi. Qaytaramiz. U qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qilguvchi, tavba tazarruni qabul qilguvchi, azobi qattiq, in'om ihson egasi bo'lmish Allohdir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Faqat uning o'ziga qaytarilur. Boyaga kishiga maktub yetganda maktubni o'qidi. Qayta-qayta o'qidi, yig'ladi. Qaytarar edi. Gunohni mag'firat qiluvchi, tavba tazarruni qabul qiluvchi, azobi qattiq. Bu oyatlarni qayta-qayta o'qirkan sidqidildan tavba qildi. Umar ibn Xattob maktubni yozib atgan edi sahobalariga. Duo qilinglar birodarlarga haqqiga. Qalbi bilan Allohga qaytsin dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La takunu auna shaytoni ala akhikum." Birodaringizga qarshi shaytonning yordamchisi bo'lib qolmanglar deganlar Imom Buxoriyda. Demak, bir birodarimizni aybi kelsa, bir birodarga kamchiligi aytilsa, uni yomonlab, uni yana ham yerga tiqib, shaytonga yordamchi bo'lishiga o'rniga yuqorida aytilgan oyat hadislarga amal qilib teshiraylik, bilmasdan bir gapni gapirmaylik va bilmasdan bir gapni tarqatib gunohkor bo'lmaylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.